Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda pelvis kaslarından bahsedeceğiz. Pelvis kaslarını totalde 3 grup altında toplayabiliriz. Birinci grubumuzun içerisinde musculus levator ani ve musculus coxygeus yer almaktadır. Bu grubun özelliği sadece pelvis kemikleri arasında uzanıyor olmalarıdır. Musculus levator ani ve musculus coxygeus'un üst yüzünü kapatan fasya ve alt yüzünü kapatan fasya ile birlikte totalde ismine diyafragma pelvis adı verilmektedir. İkinci grubumuz musculus obturatorus internus ve musculus piriformis'in yer aldığı gruptur. Bu grupta yer alan kasların bir uçları pelvis kemiklerine tutunurken diğer uçları pelvis boşluğundan çıkarak alt ekstremite kemiklerinden femura tutunmaktadır. Bu yüzden musculus obturatorus internus ve musculus piriformis alt ekstremite kasları başlığı altında incelenmektedir. Üçüncü grubumuz ise diyafragma pelvisin hemen altında yer alan perine kaslarımızdır. Birinci grup kaslarımızla devam ediyoruz. Yani diyafragma pelvise ait olan kaslarla devam ediyoruz. Birinci kasımız musculus levator ani. Musculus levator ani toplamda 3 bölümden oluşan bir kastır ve pelvis döşemesinin büyük bir kısmını bu kas doldurur. Bölümlerinden birincisi musculus puborectalis. Adı üzerinde musculus puborectalis, musculus pubococcygeus'un hemen medyalinde, symphysis pubica'nın da hemen lateralinde, pubisin arka yüzünden başlar. Arkaya doğru uzanır ve canalis analis'in hemen arka tarafından geçerek karşı tarafı musculus puborectalis ile kaynaşarak sonlanır. Burada altını çizmek istediğim bir durum var ki evet kasın bölümünün ismi musculus puborectalis, ancak bu bölge tam olarak rektumun sonunda, canalis analis'in de başlangıç yeri olduğu için kaynaklarda rektumun arkasından geçer karşı tarafla sonlanır şeklinde de görebilirsiniz. Ancak bulunduğumuz bölge canalis analis'e daha çok uyduğundan dolayı canalis analis'in arka tarafından geçerek karşı tarafın lifleriyle kaynaşır demek daha doğru bir tabirdir. Musculus levatorinin ikinci bölümü ise musculus pubococcygeus. Musculus pubococcygeus da yine symphysis pubica'nın hemen lateralinde, puborectalis'in biraz daha yüzeyinde ve lateralinde olmak üzere pubisin arka yüzünden. Ayrıca arcus tendineus musculi levatoris ani'nin ön yarısından başlar. Bu lifler arkaya doğru neredeyse horizontal seyirli olarak uzanarak coccyx ile canalis analis'in arasında yine karşı tarafın lifleriyle birleşerek fibromüsküler bir yapı oluşturur. Bu fibromüsküler yapı ligamentum anacoccygeum'un hemen üzerine oturur. Levatorinin üçüncü bölümü musculus iliococcygeus. Arcus tendineus musculi levatoris ani'nin arka yarısından başlar, medyale doğru ilerler ve coccyx'in ucu ile ligamentum anacoccygeum'da sonlanır. Diyafragma pelvisi oluşturan bir diğer kasımız musculus coccygeus. Lateralde spina ischiadica'dan başlar, yine medyale doğru uzanır ve sacrumun son segmenti ile coccyx'te sonlanır. Musculus levator ani ve musculus coccygeus hep birlikte pelvis organlarını taşırlar. Artan karın içi basıncına direnç gösterirler. Böylelikle miksiyon defekasyon sırasında karın organlarına yardımcı olmuş olurlar. Hem levator ani'nin hem de musculus coccygeus'un sinirleri plexus pudendalis'ten gelir.